geçti günler. Mokollarıma diliklere süreceğiz. Sen günler geçtiğin için günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Mokollarıma diliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Sözümüz Rahmi. Ben şimdi 34 kişinin katledildiği, öldürüldüğü ve bizim de en kıymetlimizin orada maalesef ezilerek can verdiği, hatta iki can verdiği, çünkü hamile olduğu da bilinmedi, bir üzüntü yaşadık. Aslında bu üzüntü 1800'lü yıllara kadar dayanıyor. Emek ve Dayanışma Günü'nün mücadele anlayışını getirdiği günleri, dayanışma mücadelesi. Önemli. Neden önemli? Bildiğiniz gibi hükümetin ekonomisinin kötü gidişinden dolayı bir reform paketi hazırlanmakta. Bu reform paketinin içerisinde emekçilerin kıdem tazminatına bir fon oluşturulup bu fonun içerisinde devlet tarafından dağıtılacağı bilinmekte, söylenmekte. Biz buna karşıyız. Kıdem tazminatı çalışanların, emekçilerin geleceğidir. Çocuklarının geleceğidir. Çocuklarının çeyiz parasıdır. Biz diyoruz ki bizim kıdem tazminatımıza dokunmasın kimse. Teşekkür ediyorum. Hasan Bey, emeği geçen herkese, sendikalaşma sürecinde işçilerimizin yanında olan benden önce birisi, bir iki sene önceki dönemde Adnan Bey'e ve belediye işçilerine çok teşekkür ediyorum. Ben sözü size Levent Bey'e bırakmak istiyorum. Onun söyleyeceği birkaç cümle olacaktır. Ama ona geçmeden ben hem Kıymet Kocamış'ın manevi huzuruna, hem bütün devrim şehitlerine, hem de görev başında hayatını kaybeden bütün işçi, emekçiler arkadaşlarımız adına hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Sonunda yeri tespit ettik. Tesadüfi bir olay. Aklımızın köşesinde kalan bir bilgi kırıntısını değerlendirdik. Burada asıl değer Bozcaada'daki işçi sınıfınındır. Örgütlenmesidir. Buna sahip çıkmasıdır. Hani derler ya, hoca şey yapar, musalla taşının önündeki cemaat.